Kanacır'la. Oraya mutlaka yetişeceğim diyor, iyileşeceğim. İlaçlarını kullanıyormuş. Yani faranjit olduğu için telefonunu çok fazla açamıyor. Evet. Sesle konuşmak da zaten var. Gerçekten tabii Gürkan'la bugün telefonlaştık. Gerçekten sesi bayağı kötüydü. Sesi bayağı kötü üşütmüş. O zaman son dakikayla başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hatırlatayım yeniden. Çünkü mevzumuz bu sevgili izleyiciler. Yani İstanbul'da hakikaten ya memleketin her yerinde evet karkış var ama İstanbul'da olunca hele böyle bir tipi olunca uzun senelerdir olmayan bir şey haliyle konuşuluyor ama içinde bir de siyaset konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu neredeydi? Yemeğe mi gitti? Balığa mı gitti? Ama sonrasında AKOM'daydı bir yandan. Bunun tartışmaları dönmeye başladı. Özellikle iktidara yakın medya organlarında biliyorsunuz ve iktidarın yanındaki yöresinde kim varsa Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak bir yorumda bulunma yarışına girdiler. Şimdi bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun da sözleri var ama Kemal Kılıçdaroğlu son az evvel atmış olduğu tweette diyor ki devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar sanayiye 3 gündür elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda çünkü öncelikleri karalama. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin gerisi boş ekliyor bir de saray kadar bomboş diye epey de sert aslında sözler Gülsel Bey. Evet. Buradan siyaset çıktı. Önce şunu söyleyeyim. Ama tabii, kim nasıl yönetti? Hakikaten böyle objektif bir şekilde de konuşmak lazım galiba. Ya ortalama ben 40 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Tarihimizin en büyük karını ben Kuleli Asker Lisesi'nde askerken o dönem gördüm. Gerçekten uzun süre kaldı. Bir, hatırladığım kadarıyla bir 20-25 gün kar erimedi yani İstanbul'un. Son yüzyılda. Kadıköy'de olup da Çengelköy'de askerlik yapmak torpilli miydi ne diyorsun? Torpilli değildim yani. Tesadüf o zaman Kars'ta yaşıyordu asker. Öyle değil mi abi? Ya sonuçta doğum yerin Kars ya. Doğum yerin Kars olunca. Sen İstanbul'dan mı teslim oldun? İstanbul'da teslim. Aa, o zaman hocam. Hayır. Şeydeydim. Sparta'daydım. Ha. Sparta'da buraya verildi. Şimdi tarif etmiş olduğumuz doğa, işte kar, efendime söyleyeyim sel. Şimdi bütün bunlara baktığınızda burada hani bir deyim var ya yani dinime küfreden bari Müslüman olsa 25 yıl bu şehri yönetenlerin Ayamama Deresi'nde 34 tane insanın nasıl katledildiğini efendim birçok alanlarda insanlarımızın nasıl can verdiğini çabuk unuttular. Elbette buralarda eksiklikler olabilir, kusurlar olabilir. Yani bakanın, Ulaşım Bakanı, Ulaştırmadan sorumlu bakan uçakla gelemedi. Karayoluna gelemedi, kapalıydı. Evet. İçişleri Bakanı gelecekti, uçak kalkamadı, uçakla gelemedi. Bunlar son derece doğal şeylerdir. Yani coğrafyamızın kaderidir. Bunların böyle hiçbir şey dört dörtlük olmaz. Ama bunun üstüne siyaset inşa etmek insafsızlıktır. Vatandaşlarımız, herkes bunun farkında. Gerek İstanbul Belediye'miz, gerek bütün belediyelerimiz, ilçe belediyeleri can hıraç olabildikçe mücadele etti. Eksikler vardır, kusurlar vardır. Kusur insana mahsustur. Mesela bugün benim şahsen işte bizim sosyal medyamıza paylaşmış olduğumuz bir haber vardı. Onu sildik. Neydi? Şimdi insanların hata yapması son derece doğaldır. Ama erdemli insanlar hatalarından sonra özür dilemesini de bilmeli. AKP'nin kirli medyası bizimle ilgili, bizlerle ilgili öyle haberler yaptılar ki %100 yalan olmasına rağmen tek bir gün ya bir gün çıkın deyin ki kardeşim kusura bakmayın ya. Hatta bir tane genel yayın müdürü aradım ben. Dedim ki ya kardeşim sabahleyin kalktım gazetede sürü manşetteyim. Efendim Gürsel Tekin Kaz Dağları'nı imara açmış. Dedim ki öncelikle teşekkür ederim. Yani beni ne zaman bakan yaptınız ya da ne zaman Balıkesir Belediye Başkanı oldum ki ben dağları ya da ovaları, arsaları imara açtım. Böyle bir cehalet olabilir mi? Ya benim bunları yapabilmem için böyle bir yetkimin olması lazım. İki, nereye açmışım kardeşim? Tarihimizde ilk kez o kadar reziller ki ayıptır, günahtır ya siz neye inanıyorsunuz kardeşim? İnandığınız bir şey olmaz mı? 290 metrekare bir arsa. Hı hı. Tamamı 290 metre. İlk kez Türkiye coğrafyasında
bir yazlık tatil yerimiz olacak diye sürmanşetlere düştük abicim. Yani her şeyi bir siyasi amaç uğruna kullanabiliyorlar ya da çarpıtabiliyorlar. Bu yazlıktır. Ahli bunların hepsinin farkında. Bu balıkçı olayı çok konuşuldu. Yani bu sosyal medyada bizim zaman zaman siyasiler, trollar birbirlerine caka atabilir ama milletimiz bunun farkındadır. İstanbul'la ilgili daha yeni, çok yeni AK Parti'ye de çok yakın bir araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırma var. İstanbul halkına soruyor. Belediye hizmetlerinde memnun musunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde? 3 ay önce yapmış %56, geçen hafta %59. Peki. Demek ki burada bir sıkıntı yok. Onun için böyle troll savaşlarının içine girmekte doğru değil. Troll değildir. Savaşları. Evet, troll savaşı maalesef öyle. Tamam. Ne yazık ki bakın şu anda sosyal medyada hepimizin çok ciddiye aldığı ama uluslararası bir çalışma var. Türkiye ile ilgili ne yazık ki %46'sının ne diyorlar ona? Fake hesaplar oldu. Sahte. Yani yarısının sahte oldu. Biz gerçekle meşgul olalım. Gerçek hayatta belediyelerimiz özellikle sosyal yardım konusunda. 3 gün aksaklıklar gider. Ama bu şehirde, bu şehrin çeperlerinde 2-2,5 milyon yabancı insan yaşıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde istisnasız kaç ülkenin insanı bu şehirde yaşıyor Barış, biliyor musun? Tabii. Evet. Bir rakam verir mi size? 72 millet işte. 100'e yakın, 100 ülkeye yakın. Sadece Afrika'daki 57 ülkenin neredeyse tamamı var. Asya'nın tamamı var, Orta Doğu'nun tamamı var. Şimdi, bu mazlum insanlar İstanbul'un çeperlerinde, İstanbul Belediye'miz sadece bizim insanlarımıza değil, onlar dahil olmak üzere çünkü insan her şeye, herkese ulaşmaya çalışıyorlar. Büyük bir yoksulluk var, büyük bir sefalet var, büyük bir işsizlik var. Bütün bunları kamufle etmek için lüzumsuz tartışmaların içine girmeyelim derim, işimize bakalım. Bu niye önemli? Çünkü mesela biz bugün YouTube, KRT Kültür TV YouTube anketinde de aslında hani ne konuşulsun, hani anketi yapılıyor ya sevgili izleyiciler, şöyle bir sonuç var. Birincisi Atatürk Havalimanı tekrar açılsın kampanyası. Kesinlikle. Bu önemli. Onunla ilgili bir görüntü var zaten. Aynen. Dün de çokça paylaşıldı. Evet, Barış arkadaşım bir paylaşımı vardı ki milyonlarca izlendi. Doğalgaz ve elektrik kesintileri mesela, bakın bu önemli. İnsanlar soruyorlar, konutlara bize de mi gelecek sıra diyorlar. Çünkü sanayi 3 gündür... Atatürk Havalimanı'na ilgili bir kısa düşüncemi söyleyebilir miyim? Geleceğim ama zaten birazdan da daha şey yapalım ayrıntılı. Hemen... Arkadaşlarımız da o çerçevede tamam, tartışmaya... Tamam, siz hemen çerçeveyi çizersiniz. İstanbul Belediye Başkanı Sayın Topbaş. Topbaş 100 binlik plan yaptı. 100 binlik planın içinde havaalanı yoktu. Ya. 100 binlik planın içinde Kanal İstanbul yoktu. Hatta şimdi zaman zaman şöyle bir tartışma var. Efendim Cumhuriyet Halk Partiler, hayır. Biz bilime insanlarız. İnanırız. Şehir bilimsel bir şeydir. Bilim insanları, yer bilimciler, ulaşımcılar, plancılar neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Evet. Siyasilerin verebileceği karar değildir. Siyasilerin vereceği karar işte kafanıza havaalanı çöker. Gelinen nokta ama bir de bunun